İyi akşamlar. Yeni haftanın ilk gününde sizlerle beraberiz. Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu akşam yine gündem yoğun. Futbolun arka bahçesini konuşacağız ama tabii ki Beşiktaş'ı da konuşacağız. Beşiktaşlılar üzgün. Beşiktaşlılar moralsiz. Ve şu andan itibaren gelen mesajlar da yayına girmeden önce başlayan mesajlar. Lütfen Valerian İsmail acaba gidecek mi gitmeyecek mi? Bize Sinan abi aydınlatıcı haberler versin diyor. Şimdi bir görüntü var. O son dakika görüntüsüne bir girelim isterseniz. Beşiktaş taraftarlar neler yaptılar Hatay'da maç sonrasında bir görebilir miyiz sevgili Emir? Bir görelim. Bu arada futbolcular birbirlerini suçluyor. Hoca suçlanıyor. Hoca oyuncularını suçluyor. Diğer taraftan Vegors'un yaptığı bir bölümün tercümesi yapılmadı deniliyor. İşte orayı sizlerle de paylaşacağız. Sevgili Recep gönderdi bana şu anda ama bir gelsin ekrana. Evet burası. Görüntü bu. Taraftarlar çıldırmış durumda Beşiktaş taraftarı. Yazın arkadaşlar aşağıya. Hatay'da Valerian İsmail tepkisi diye. Vegors çok tahmin edilebilir aşama aşama oynuyoruz. Tempomuz çok düşük, yaratıcı aksiyonlardan yoksunuz dedi. Buraya kadar tamam ama bundan sonrasının tercüme edilmediği yönünde bir iddia var. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettiğini söylemiş Vegors. Bunların tercümesi yapılmamış hocam. Çok basit. Hollandalılar, Kuzeyliler filan Latinler gibi değildir. Bizler gibi değillerdir. Biz mesela hocayı şey yapmamak için, korumak için türlü yalakalıklara gireriz falan, yumuşak yuvarlak. Adam diyor ki taktik olarak bu adam bir şey bilmiyor. Kopuk kopuk oynuyoruz. Ne varyasyonumuz var, ne taktik şeyimiz var, anlayışımız var. İki, evet. Fizik olarak da belki de sur antrenörüyüz diyor. Ne demek? İkinci yarı sahayı 100 metre fazla büyük hissettim demek, yoruldum demek. Evet. Ha bu bireysel anlamda sakatlığın getirdiği yorgunluk da olabilir. Ama ve lakin sezon başı yapılan manasız aşırı yüklemeler, bu Tudor'da da vardı. Bak şimdi Tudor da öyle. Çok iyi gitmeye başladı Marsilya'da. Üç haftadır doğru. Arka arkaya gidiyor. Bu Mavi. Bir Türkiye'de bir hocayı da hatırlatıyor mu? Ersun Yanal. Ersun. Çok iyi başlayan 8-10 maç. Sonra geri geri giden takımlar. Gençler, Ankara Gücü falan filan. Ha şimdi ne o, ne çıktı burada? Gerek Tudor, gerek Ersun Yanal, gerek Valerian İsmail. Taktik disiplin, hoca, pedagojik formasyondan öte beden eğitimi ve at antrenörü, kondisyoner izlenimi veren adamlar. Onlar zannediyor ki şey gibi koşarsak, çok fizik güçlü olursa yükleyeyim. Nasıl olsa atamadı. İki, aşırı yüklemekle sur antrenörü dediğimiz bir müddet sonra çöküş yapar. Burada hocalar, beyefendiler falan burada. Sonuç olarak Valerian İsmail'in bombası yine patladı. Alanya maçından sonra düşün 3-0'dan 3-3 oldu. Bugün maça 1-0 önde başladım. Bırak dakika bile değil. 31. saniye. 30. saniye. Yani 1. dakikada 10 dakikada iyi tutuyorsun. Peki? Peki? Yediğin gollere bak. Açık konuşayım mı? O orta bana gelse. Ben o De Luis miydi atan siyahi oyuncu? Hatay'ın beraberlik golü atan. De Luis. Kalkıyor. 3 metre yarı çapında. Bir tane temassız defans oyuncusu yok. 2 metrede de yok. 1 metrede de yok. Normal şartlarda İtalyanlar falan, İngilizler orada mutlaka yanında yapışmış ama tutan, ama çeken, beraber kafaya çıkan bir adam olur. Korkunç bir defans yerleşim atar. Adam kalktı havada böyle bir baktı, Apo'yla beraber baktı havada. Baktı. Buraya mı vurayım? Buraya mı vurayım? Yere vurdurup mu çarpayım? Düşündü havada. Top geliyor böyle havada baktı, vuruverdi. İkinci gol. Maç 1-1. Dakika 90 küsür. Kaan, o şutu öyle çekecek imkanla karşıda karşılayan yok. Al gülüm, ver gülüm. Kaan alıyor 3 metre dışarıdan. Topa şöyle birazcık bakıyor. Basan yok, karşılayan yok. Vuruyor, gol oluyor. Evet. Ya şimdi sen bu golleri yersen bırak ne şampiyonluğu ya. İlk 3'e giremezsin. İlk 3'e giremezsin. Böyle defans anlayışıyla, böyle oynar. Hadi bir de ne oldu? İç karışıklık başladı Beşiktaş. Vegos'un liderliğinde hocaya şey oldu. Kılıçlar çekildi. Seyirci zaten geçen haftadan itibaren veya 2 hafta öncesine itibaren Valerian İsmail'i gönlünden atmıştı. Ama bir sıkıntı. Sayın Ahmet Nurçebi, hani biz bununla hep beraberdik, çalışma zamanlarımızda hep beyefendiyle beraber olacak diyordu. Şimdi Ahmet Nurçebi düşünsün bakalım ne olacak. Bilmiyorum Sinan katılıyor musun, katılmıyor musun? Sinan abi maçın değerlendirmesine
Şimdi hoca... Alacağım ama. Ha, şöyle, pardon. Estağfurullah. Ha, şey taraftarların şöyle. Çok büyük tepkisi var. Şu anda mesaj yağıyor. Böyle bir değişiklik olacak mı? Ben sondan başlayayım. Siz değerlendirmesini yapın ne olur. Şimdi Ertemciğim, muhtemelen Giresun maçına Valerian'la çıkılır. Seyirci protestör olur. Seyirci tepkileri olur. Ondan sonraki haftada bir Galatasaray maçı var. Evet. Türk Telekom'da. Bu Galatasaray maçını diyelim ki kazandı Beşiktaş. Beşiktaş kazanırsa Valerian yine devam eder. Eğer Beşiktaş Galatasaray maçını kaybederse sevgili Ahmet Nüçebi Başkan da Valerian'ın arkasında duramaz. Sonra arada muhtemelen bir aylık bir ara var. Epey evet. De bir ara. Dünya Kupası yeni bir antrenör almak zorunda kalır. Şimdi bana da bir sürü mesajlar, sana da geliyor, yazıyorlar bana. Abi hala bu Valerian'ın arkasında mısın? Ya şimdi... Yukarıya Hatay yazın arkadaşlar. Ben arkasında olmasının sebebi teknik direktörün istikrarından bu takımı tanıyor. Şu ortamda bakıyorsun yani hangi vizyonda nasıl bir hoca alacak? Şimdi Sergen dinliyor. Tribünler Sergen'i çok istiyor. Sergen çalışmayı düşünmüyor ki. Sergen çalışmayı düşünmüyor. Ben konuştum Sergen'le. Ben çalışmayı düşünmüyor şu an. Bunu yazın arkadaşlar hemen lütfen. Çok Sergen önemli çalışmayı manşet düşünmüyor bu. Yani. Yani ikna edilir onu bilmem. Ama ben bildiğim kadarıyla, bana söylediği kadar, hafif anladığım kadarıyla Sergen şu an çalışmayı düşünmüyor Beşiktaş'ta. Şimdi, ya Şenol Güneş hamlesi yapar mı zannetmiyorum. Hep diyorum, çok üst düzey bir yabancı hoca getirirsen ancak dersin ki ha bak Sergen'i işte Şenol Güneş'i alamadın. Bu var, buna da kimse nasıl şimdi Jorge Jesus'a kimse ağzını açmıyor. Herkes hemfikir. Şimdi, Valerian aslında çok da kızmıyorum ben futbol adamı olarak. Bak şimdi Apo da anlayacak benim ne söylemek istediğimi. Futbol oynayan oyunu anlar. Şimdi Sinan abinin Sergen'le ilgili söylüyor. Sergen Hoca ile ilgili söylediğini ne sanırsınız arkadaşlar? Sahaya bir 11 kişi çıkar. Bir taktik verir teknik direktör. Bir taktik verir. Ama sen bu taktiği yapabilirsin, yapmayabilirsin. Ama senin kendi özel, bireysel yeteneğin vardır. Senin bir yüreğin vardır, senin bir hırsın vardır, bir konsantren vardır. Hı hı. Bunu da kendin Beşiktaş'ta oynadığının bunun farkına varacaksın, ona göre oynayacaksın, ona göre koşacaksın. Şimdi oyuncu değişikliğini eleştirebiliriz. Dellali'yi niye mesela o kadar tuttun diyoruz, işte Salih'i niye o kadar tuttun, Umut Beraş'ın oyuna girmesine ne gerek var, futbolcu, Ataylı futbolcu şut atıyor. Kıçını dönüyor. Gerson Fernandez göz markajı yapıyor. Atağın gelişiminde ikinci golde. Bakıyorsun. Yani bunların hepsi Valerian İsmail'in hatası değil. Bunlar o sahadaki futbolcu bana karar verecek. Futbolcu ona bakacak. Sen bir yerde ha. Ve orada Montero adam markajı yapmıyor. Leluiz'in golünde. Değil mi? Adam arkasında. Bunu da gidip orada Valerian İsmail tutmayacak bu adamı. Sen stopersen Apo oynadın yıllarca. Yanaşacağın adamın yanına tutacaksın şortunu. Evet. Duracaksın yanında. Çıkarmayacaksın, rahatsız edeceksin onu. Adam paylaşmaya çalışacaksın. Adam paylaşacaksın. Şimdi burada yani Valerian İsmail şöyle eleştirebilirim ben Valerian İsmail'i. Yanlış oyuncu değişikleri, yanlış bilmem ne falan filan ayrı. Takımın kondisyonu iyi değil. Bunu diyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Valerian İsmail Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Beşiktaş taraftarının gönlünde değil. Ya yani Valerian İsmail Hatay'dan da dönse, Valerian İsmail 3 puanla içeride Giresun'a gitse. Ümraniye mi? Ümraniye. Giresun değil mi? Yok, Ümraniye. Maç nerede? İnönü'de. Bir dakika, Ümraniye değil mi? Giresun değil, evet. Pardon. He, karıştırdım ben. Niye Giresun? Nereden kim? Bir dakika. Maçı vardı ya bugün, onu da seyrediyorduk ara ara. Aynen, Giresun'u yendi ya geçen hafta, evvelsi hafta. Yok hayır, birazdan. Yok. Önce Giresun'da. Anladım. Neyse, önemli değil ya. Ümran'ı. Hepsini aklıma tutup bin tane maç oluyor yani. Tabii canım ya. Neyse. Ondan sonra gitti Galatasaray'da yenilmedi değil mi? Berabere kaldı. Yine bu tribünler ertesi hafta içeride Valerian İsmail'i yine sevgi tezahüratında bulunmaz. Çünkü Valerian İsmail'le Beşiktaş taraftarı artık şu günkü görüntüye Hatay'da baktın en son.
artık bu görüntü artık diyor ki kopmuş, bağ kopmuş. Hani derler ya elektrik. Yok artık, evlenme, kesildi artık. Elektrik kesilmiş belli. Onun için burada Beşiktaş yönetimi çok iyi bir strateji. Bak yine söylüyorum. Sadece Valerian İsmail suçlu değil. Burada suçun en önemlisi futbolcu grubu. Yani adam ya tam Black oyundan niye çıktı, öteki bilmem niye girdi, öteki yanlış falan. Bunlar, ama bunların hepsi Beşiktaş oyuncusu ya. Hepsi Beşiktaş'ta oynuyor. Çıkacaksın, Beşiktaş takımında Beşiktaş futbolcusu olduğunu hissedeceksin ve ona göre oynayacaksın, ona göre mücadele edeceksin. Yani ben ileriye uzun bakıyorum, görüyorum, tabloyu görüyorum. Valerian İsmail'le gidecek gibi görünmüyor. Ya yani buradan tecrübeme dayanarak az çok da insanların bize mesajlarından gördüğüm kadarıyla da Valerian İsmail'le Beşiktaş'ın devre arası ayrılması gibi bir durum söz konusu gibi duruyor. Bak iki ileri bir geri olur. Gidersin Ümraniye'yi yenersin. Gidersin Galatasaray'la berabere kalırsın. Yine olmaz. Yenilirsen tutamazsın. Beşiktaş Galatasaray'a yenilirse Valerian İsmail'i hiçbir yönetim tutamaz arkasında. Yani Valerian İsmail Galatasaray maçından sonra kim var? İçeride? Sinan abi beraberlikte de mi? Bir derece. Aynı şekilde. Bir derece. Beşiktaş Antalya Spor Galatasaray'dan sonra. Normal. Çok sıkıntılı maç. Antalya maçına protestolarla çıkar Valerian. Antalya'yı kazansa bırak. Sonra Gaziantep deplasmanı. Bak Ertem'cim Ümraniye yendi. Galatasaray'a kaybettin. Bak Galatasaray'a kaybettin. İnönü'de protestolarla Antalya maçına çıkarsın. Antalya maçını falan Allah korusun falan kaybedersen falan durman falan da söz konusu. O gün yönetim der ki evet altyapıdan bir hocayı aldık. Biz arkasında duruyoruz ama taraftar. Abi bu işin müşterisi taraftar. Bu işin bu kulübün gerçek sahibi taraftarımızdır. Taraftarın ne istiyorsa onu yapmak zorundasın. Beşiktaş'ın önümüzdeki maçlarını versin. Ama baktığın zaman iş kötü gidiyorsa buna yönetim der ki bak hoca biz senin arkanda durduk. Çıktık demeç de verdik. Seninle ilgili sonuna kadar ama görüyorsun tabloya bakıyorsun. Tablo çok kötü görünüyor. Yani puan farkı olarak çok değil. Ama Beşiktaş daha iyi futbol bekliyor Beşiktaş taraftarı senden. Yani ama yine söylüyorum. Şimdi Josef mesela değil mi? Josef. Ben oynatmam mesela Josef'i. Oynamıyor, iyi oynamıyor, kötü oynuyor. O yanlış o yani oynamaz. Oynamaz. Mesela ısrar ediyor. Muleka'yı mesela niye oyundan aldın? Bunları şey yapalım. Mesela Cenk'le başlayabilirsin. Niye Cenk'le başlamıyorsun? Mesela. Ha o da girdi iyi oynamadı. Onun için görünen şu ki tablo demin söylediğim gibi çok fazla uzatmayayım. Çok uzatacak bir şey yok. Beşiktaş'ta birinci suçlu hep teknik direktördür ama toptan kimse ölmez arkadaşlar. Şutu atarken poponu döndün. Öteki tarafta göz markajı, öteki tarafta adam kaçırdın bilmem ne. Bunlar da futbolcu hatasıdır. O çizgiden içeri girdikten sonra teknik direktör sana taktiği veriyor. Seni oraya bırakıyor. Sen ondan sonra futbolcu olarak gerekeni yapacaksın. İlk devre aslında 30. dakikaya kadar müthiş bir Beşiktaş takım vardı baskılı. Goller atıyor, penaltı pozisyonu, offside oluyor, bilmem ne oluyor falan. Orada maçı 3-4-3 bile yapabilirdi. Orada maçı yapamadı. Sonra ikinci yarı iş koptu. Hatay Spor takımı da tebrik ediyorum. Volkan Demirel'i de tebrik ediyorum. Çok da ağam şamda oynamıyorlar. Çok da iyi takım değiller ha. O neydi o santrforları bir tane? Zeluis. Hayır. Daha önceki. Ömer Erdoğan zamandaki Hatay daha iyiydi. Hatırlayın. O Konya'ya gitti. Diouf. Mama Diouf vardı. Bu Penza mı? Evet. Bu Penza. Penzalı takım da iyiydi yani. Çok iyiydi evet. Çok da iyi takım değil yani ayrıca bakma. O takım çok. Çok dağıtlar oldu bir de. Daha tehlikeliydi o takım. Tabii o zaman daha hızlı takımdı, daha iyi takımdı. Tabii ki. Bakma bugün öyle değil yani onun için. Yani özetlersem anlamıştır anlayacak olan insanlar benim söylediğimi. Valerian İsmail'le devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor. Hata evet. Olur. Büyük hata olur. Niye? Şu anda dedin ki sen puan farkı çok değil. Puan aslında bana göre puan farkı çok. Niye? Fenerbahçe ile 4 görünüyor ama Fenerbahçe'nin 1 puanı eksik. Bir maçı eksik. Evet. 11 maçta 4 puan fark, 11 maç geride kaldı. Yani ligin 1/3'ü bitti kabaca. Hocam. Efendim.
Bu fark bana göre kapanmaz fark diyemem. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Evet. 5 yaşın 11 puanı var. Şu anda çok net konuşuyorum. Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri olsam, başkanı veya yönetici de olsam, hiç beklemem daha şey olmayacak. Neden biliyor musun hocam? Bir söyleyebilir miyim? Özür dilerim. Bak biraz önce gördün. Araya gireceğim. Evet. Hocam senin söylediğine evet doğruymuş. Begoslu'nun böyle bir demin demeci. Ha, söylediğim şey. Yani. Tercüme edilmiş. Eğer bir yerde bir futbolcu grubunda hoca ile ilgili hocanın taktiği eleştiriliyorsa futbolcular hocayı sattı demektir. Futbolcular hocayı sattı. Bir şey söyleyeyim mi Sinan? Futbolcular hocayı bakın. Ha. Ha, pardon hocam. Futbolcu hocayı sattı derken şu tabirde söylüyorum. Futbolcular bu işin taktiği maktiği ayrı bir şey. Çizgilerden içeri girdiğin zaman da sen yeteneklerinle de bazen taktiği de belirleyeceksin. Sen atacaksın. Adam seni engellemiyor gol atmanı veya gol yemini veya adam markajını. O ayrı bir şey. Ama yani senin kendi özel bir de bireysel yeteneğin olacak. Beşiktaş futbolcusun. Onun için yani bu işin dikiş tutmayacağını bugün Vegas'ın demecinden sonra eğer sizin söylediğiniz gibi ise tutmaz. Şimdi bakın bir laf vardır Türkçe'de. Çocuktan al haberi. Dede ve anneanne çocukların evine gittiğinde 5-6 yaşındaki oğlan, oğlum, kızım, babanla annen hiç kavga ediyorlar mı? Niye pis pis bakıyorsunuz bana? Yok yok. Evet dede, deyince babam annemi hep dövüyor der çocuktan al haberi. Futbol içinde de Kuzeyli'den al haberi. Bunlar politika, siyaset olmaz. Hollanda, Danimarka, Norveçlilerde filan lak diye konuşur adam. En kibarcası bu adam hoca değil, bir şey bilmiyor. Onun grafiğini taktika, yaptınız mı? Bu kadar basit. Ve tekrar söylüyorum, şu anda Galatasaray ve Beşiktaş'ın patronları olsam, yarın sabahtan itibaren, gerekçem çok hazır. Yazar mısınız Beşiktaş'ı bir grup taraftar Sabiha Gökçen'e gidiyor diye? Çok açık konuşuyorum. Beşiktaş bugün 4 puan fark var ama Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Bu 7 olabilir demektir. Hocam, oradan çok destek verecektim sana. Beşiktaş bu hafta Ümraniye ile oynuyor ya. Evet. Sonrakiler belli. İşte Galatasaray deplasmanı, Antalya ile içeride, Antep deplasmanı. Bak sonra Adana Demirspor ile içeride. Öyle Kasımpaşa bakma, içeride, öyle bakma. Konya deplasman. Öyle bakma, öyle bakma. Kayseri Beşiktaş, deplasman, Alanya içeride, Karagümrük deplasman. Beşiktaş şu 11 haftada ligin nispeten mütevazi ve zayıf takımlar orada. Ve puan kaybetti. Kim? İstanbulspor. Puan kaybı. Evet. Alanya zayıf değil ama çok da güçlü değil. Karagümrük'le içeride oynadı. Yendi. Oynadıkları puan kaybetti. Yendi. Giresun. Yendi. Yani basit ve mütevazi takımlarla bundan sonra oynayacağı hep bela takım. Hocam ne biliyor musun? Hocam. Gerçeği bu konunun nedir biliyor musun? Bu gerçek, tek gerçek. Valerian İsmail Beşiktaş'a uymadı, tutmadı. Maalesef gerçeği olmadı. Bu kadar hiç uzatmaya gerek yok. Sevgili başkan arkasında durdun. Evet durmak zorundaydın. Ama yarın bir gün Valerian'den sonra tribünler bir kişi, iki kişi değil. Bütün tribünler yönetim diye. Onun için sen gerekeni yap sevgili başkan. Gereken operasyonunu yap. Şimdi bir soru soruyorum. Planı hazırla, buyur hocam. Bunu Beşiktaş taraftarına soruyorum. Ve direkt Sayın Ahmet Nurçebi'ye soruyorum. Evet. Hangi sayıkla, hangi nedenle, hangi kariyer sorgulamasıyla Valerian İsmail'i Beşiktaş'ın bir takımın hocası yaptınız? Mesela şimdi bunu Fener'e sorduğum vakit cevap çok açık. Portekiz'de birçok şampiyonluk. Portekiz'de Fatih Terim gibi adam. Güney Amerika'da şampiyonluk şudur budur. Bunu açıklayabilir. Trabzonspor, Abdullah Avcı pekala zaten tabii açıkladık. Kendini de ispat etti. Okan'ı bile açıklayabilirsin. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Evet. Akhisar'da Türkiye Kupası yaşadı. UEFA şampiyonu, takımımızın oyuncusu, dolayısıyla camiamızdan biri. Ama Sayın Ahmet Nurçebi bana şunun açıklaması yapamaz. Valerian İsmail'i hangi nedenle Beşiktaş'ın hocası yaptınız? Hangi kariyerle? Cevap boş. Sıfır. İkinci soru. Konudan konuya atlıyorum. Bugün Beşiktaş ve Galatasaray'ın patronları olsam yarın sabahtan itibaren hem Valerian İsmail hem de Okan Buruk'la yollarımı ayırırım. Olmadı. Bunlar kötü hocam, insanlar Okan mı? Hayır. Okan Buruk'un daha zamanı var ya. Sebebini söyleyeyim size ama sebebini. Bakın arkadaşlar Galatasaray ben dün akşam rahatsızlık veremedim. Galatasaray yönetimi sebebi Okan Buruk'ta bulmuyor ama. Bir dakika kolay. Okan Hoca da bulmuyor. Hakemler diyelim hepsi kötü niyetli. Okey. 30. dakikada kötü bir hakem attı şaşa boyayı. O da okey.
Hatalı o da okey. Hocam onlar konuşulur ama o kadar büyük bir katliam var ki. Müsaade et. Kardeş, Galatasaray gibi bir takım kendi evinde 40 bin kişinin önünde 2-0 öndeyken maçı tutamıyorsan hocanda bir şey vardır. Ya şimdi ne bu? Bir dakika ya. Yani bugün Galatasaray evinde Alanya rakibine karşı 30. dakikadan sonra 11'e 10 çok vahim durumdur diyemem. 2-0 öndesin. Maçı tutman lazımdı. İkinci yarı seyrediyoruz maçı. Bugün seyrettim, dün seyremedim. Muslera yıldızlaştı. Bu hoca zararıdır. Hoca zafiyetidir, hoca hatasıdır. Bugün 1-0 öne geçiyorsun. Yediğin böyle çocukça amatör takımların yemediği iki tane gol yiyorsun. Hele biri son dakikada yiyorsun. Bu hoca hatasıdır. Bu kadar basit. Yarın ikisini de gönderirim. İkisini de. Aha, bunu yaz. Bak, Abdullah Avcı kötü başladı sezona. Ne oluyor? Geçen sene son 10 hafta kötü oynadı ama ne oldu? Bir Monaco, bir Beşiktaş beraberliği. Monaco galibiyeti. Şu anda kafayı kaldırdı. İşte hoca elindeydi. Ha, o zaman da tamam, çocuklarda, oyuncularda belki hocada bir larjlık olmuştu. Şimdi Valerian İsmail kaybettiği maçlara bak ya. Hatay. Söyleyelim hocam. İstanbulspor. Alanya beraberliği. Böyle şey olamaz. Onu geç hocam. Hocam iç sahada. O önemli değil ki. Asıl önemli olan Beşi Fenerbahçe rakibin, içeride yenemiyorsun. Trabzon şampiyonluktaki rakibin, içeride yeniliyorsun. Başakşehir şampiyonluktaki rakibin, içeride 3 takımla da içeride oynamışsın. 3'ünü de yenememişsin. Trabzon'a yenilmedi. Trabzon'la berabere kaldı. Ama Başakşehir'e yenildi. Başakşehir'e yenildi. Fenerbahçe'yi yenemedi. Yani 9 puan alması gereken şampiyonlukta çekiştiği takımlardan 2 puan aldı. Aynen. Yani bırak sen öbürlerini. Sen bir de bunlara ikinci yarı Başakşehir'e, Trabzon'a ve Fenerbahçe'ye gideceksin. Yani şimdi konuşmayayım diyordum ama hoca böyle anlayacağım. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorum. Yok yani ben... Evet. Abdülkerim abi başlamışken bir daha... Şunun için konuşmayayım diyeceğim. Ben bugün buraya gelirken Valerian İsmail'le ilgili hiç konuşmak istemiyordum. Onun için uzun süredir de dinliyorum. Sinan çok güzel. Sen Valerian İsmail'le bir istikbal görüyor musun? Bazı hoca vardır. İyi sonuç alamaz da şey gelir. Evet. Mümkün mü? Yok, değil. Sen benimle program yapmıyor musun haftalardır? Benimle söylediğimi bilmiyor musun? Ya biliyorum da. Bilmiyorum demek ya, yani. Ana ya, birden bire duramadın. Bana bir şey söylüyorum. Ya söyle. Hayır. Ben haftalardır ne diyorum? Ben haftalardır ne diyorum? Tebrik ederim. Şahane soru sordun. Şahane soru sordun. İyi de abi. Herkesi aylardır bu programı seyrediyor gibi düşünmeyin. Seyrediyorum ben ya. İstatistiğe göre 50 bin kişi var. İlk defa programı açmış. Bravo. Yani herkes, biz de böyle şey değiliz ki. Her hafta herkes biraz o seyrediyor değil ki. Açtığında senin görüşünü bugünden öğrenecek abi. Şimdi ben ne diyordum? Valerian İsmail kovulmalı diyordun. Ben Valerian İsmail ile ilgili bugün hiç konuşmayacaktım. He. Çünkü ben haftalar öncesi antrenör, taktik, teknik, kondisyon, bütün bunların dışında birçok eleştiri yaptı Sinan'la Ahmet Hoca. İşte şunu çıkardı, bunu çıkardı. Ben de yapabilirim bugün değişiklikler üzerinden. Yapmama kararı aldım. Niye? Ben kendimi enayi gibi hissediyorum bir anda. Kendimi bir keriz gibi görüyorum. Estağfurullah. Hayır. Tabii ki şöyle keriz gibi görüyorum. Şimdi ben Fenerbahçe tandanslı bir futbol yorumcusuyum, değil mi? Çünkü ben Fenerbahçe'nin eski futbolcusuyum. Fenerbahçe taraftarı olduğumu da her zaman söylüyorum. Objektif olmaya gayret ediyorum. Tam da olamam dediğimi yıllardır söylüyorum zaten. Değil mi? Şimdi bir Fenerbahçeli ne ister? Benim gibi bir Fenerbahçeli, hele medyadaysa, sesi de çıkan bir adamsa ne ister? Beşiktaş. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterim. Evet. Değil mi? Rakiplerim olmasın. Herhalde. Değil mi? Rakiplerim olmasın. Ben Beşiktaş'a haddim olarak, çünkü ben yorumcuyum kardeşim. Tabii ben konuşmayacağım da kim konuşacak? Ben Beşiktaş'a haftalar önce Beşiktaş yönetimine dedim ki kardeşim, bu antrenörü gönderin. Olmaz. Bu antrenörle olmaz. Teknik bilmiyor, taktik bilmiyor, kondisyon idmanı zayıf, süren trener yapıyor falan değil. Benim derdim o değil. Meslek şahsiyeti olmayan adamlar büyük kulüpler çalıştıramazlar. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Başında meslek şahsiyeti olan bir teknik direktör olacak. Ki Sinan'ın şikayet ettiği futbolculardan şikayet ediyor ya, biraz da siz de hadi Beşiktaş forması giyiyorsun, hocayı bırakın biraz oynayın diye. İşte başındaki hoca meslek şahsiyetine sahip değilse futbolcu bunu anlar ve ona göre mücadele eder sahada. Anladın mı? Nedir bu? Defalarca tekrarlama gereği duyuyorum. Onun için diyorum, bırak, bana ne ya? Bana ne?
Ben ki enayiyim ya. Bırak Valerian İsmail'le Ahmet Çebi 3 yıl daha devam etsin öyle diyor. 3 yıl görevdeyim ben diyor. O da benimle edecek diyor. İstifa falan demiyor diyor. Bıraksana Apo devam etsinler. Devam etsinler. Ben diyorum ki etme. Niye? Beşiktaş'a yol gösteriyorum. İşte enayiyim. Halbuki bir Fenerbahçeli olarak Valerian İsmail devam etsin. Hatta 3 yıl şans verin. Demem lazım değil mi? Devam etsin. Peki ben niye yırtınıyorum? Diyorum ki kardeşim burası Beşiktaş. Tamam mı? Sen burada görevde kalmak için bütün etik değerlerini futbol adına söylüyorum. Ayak altına alıyorsan senden Beşiktaş hocası olmaz. Senden büyük takım hocası olmaz. Nedir o? Söyledim bir daha tekrarlayayım. Beşiktaş transferlerini bu arkadaş yaptığı yönetimle üçlü oynayacağım diye. Benim sistemim üçlüdür dedi. Ben bu üçlü sistemin kralıyım, imparatoruyum dedi. 200-300 maç oynadım dedi. Ligin ilk maçına bu arkadaş ve o günden beri de bugüne kadar dörtlü oynuyor. Neden? Beşiktaş seyircisi hazırlık maçlarında bir isyan etti. Bu üçlü de Gezal oynayamıyor, içeride kalıyor, şudur oluyor, budur oluyor. Bu arkadaş Beşiktaş'taki görevini kaybetmesin diye bir anda hiç inanmadığı bir dörtlü sistemle Beşiktaş'ı oynatıyor. Kenarda hadi hadi bağırıyor, yalan o, inanmıyor. Onun oyuncu inandığı oyun sistemi üçlü bir sistem. Bunu yapan adam, tamam mı? Bu işi yapan adam, mesleğini kaybetmek için her şeye evet diyen adam Beşiktaş hocası olamaz. Ben buradan yola çıkarak haftalardır söylüyorum. Bir daha da söylemeyeceğim. Onun için bugün pek konuşmak istemedim. Ya enayi miyim ben ya? Bırak devam etsiniz. Ahmet Nurçova'ya niye ben buradan akıl vereyim? Sen devam et kardeşim. Madem üstlendin devam et. Bir Fenerbahçeli olarak benim işime gelir. Hani 3 sene daha devam et. Ama yani görünen bir şey var. Böyle yani böyle hocalar büyük takımların başına geldiği zaman ben üzülüyorum kardeşim. Üzülüyorum. Bir Beşiktaş'ta şunu mesela fark etmiyor mu? Ben fark ediyorum bir Fenerli olarak. Rozier diye bir oyuncusu var Beşiktaş'ın. İddia ediyorum. Gününde oldu mu, istekli oldu mu Türkiye'nin en iyi sağ kenar oyuncusu. Tamam mı? Adam mutsuz ya, ben görüyorum bunu. Beşiktaşlar görmüyor mu ya? Mutsuz adam, mutsuz. Suratı asık oynuyor maçlarda. Bindirme yaparken bile suratı mutsuz adamın. Halbuki adam Sergen'le Mergen'le o şampiyon olduğu sene... Espriler yapıyordu, küfür falan ediyordu. Bir de evet, küfürler. Bir de atağa giderken 80 metre dapar atarken gülüyordu adam, gülüyordu. Suratı. O kadar oynadı, o kadar zevk alıyordu adam. Anladın mı? Neden? Ya bu hocasından memnun değil adam. Bir, Gezal da memnun değil. Ben sana söylüyorum. Değil. Çünkü bu işte sistemde Gezal'a yer yoktu. Bunun dediği hatta olsaydı Gezal mezal üçlü sistemde falan oynatmayacaktı bu. Gezal'ı İşte tribün baskısı falan mecbur dörtlüğü dönüp oynatıyor. Gezal enayi mi? Rozier enayi mi? Bunlar futbolcu milleti. Sinan da bilir. Antrenörü de zaafı hissettiği an o sahada o formanın hakkını vermez kardeşim. Bak ben sana söyleyeyim. Seyirci korkusundan bu kadar da koşuyorlar ediyorlar. Anladın mı? Seyirci korkusundan o da. Onun dışında taktik, teknik. Kim Allah aşkına taktik de Allah aşkına yani? Kim? Jesus. Ama, Jesus. Ama, Jesus diyor ama. Ama Jesus ben sana Park'ta. Söylüyorum ama Beşiktaş bence devam etsin. Bundan sonra öyle diyeceğim. Çünkü belki de biz Valerian İsmail'i gönderin dediğimiz için Ahmet Nurçi bir sinir oluyor. Seyrediyor herhalde spor programlarını. Yo, ben öyle mi diyor? Göndermiyorum diyor. Ben de bundan sonra demiyorum. Siz 3 sene devam et. Ben sen diyorum. De başkan ol. 3 sene de hocam Valerian olsun. Ama tamam. Ben şimdi ne diyorum biliyor musun? Şimdi sosyal medyaya biraz baktım. Şu an baktım. Valerian İsmail'le iş bitmiş. Tabii tabii. Beşiktaş'ın işi bitmiş. E o zaman gönder. Beşiktaş taraftarının işi bitmiş. Ama kim gelecek? Yine hocam, Şenol Güneş gelecek. Gördüm evet. Ben şehir tabloyu gördüm. Var abi Rıza Çalınbay var. Bir sürü var. Samet Ayba var. Yılmaz Vural. Yılmaz Vural. Yılmaz Vural da olur. Niye olmasın? Ya bu işin ehli yabancı antrenör yok mu ya? Bu işin ehli yabancı antrenör yok mu? Kariyerli mariyerli. Yabancı antrenör iyi para. İyi çok para vereceksin. Şimdi bu nasıl biliyor musun bu? Şimdi şahane bir tane araban var, gaz taktırıyorsun. E var abi, ben iyi mi? Yani müthiş bir araban var. Şey taktırıyorsun. RPG. Harika, ben o son ismini söylemek istemiyorum. Söylemeyelim. Bir araba almışım. Ama çok benzin yakıyor. Bir kere geri aldılar zaten o Türk'ün birinden biliyorsun. Bizim Türklerden birinden. Çok benzin yakıyor diye gaz taktırıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın da kadrosu. Bakma. Öyle orta sınıf araba değil. Bireysel olarak bak, Beşiktaş'ın iyi futbolcuları var. İyi kadrosu var. Beşiktaş takımı ısırıyor. Bakma Sayıs Mayıs sakat arka tatta. Beşiktaş'ın bir kere defansa ihtiyacı var. Sezon başından beri söyledim. İyi bir stoper lazım, alması lazım. Kayıtlarda var. Ama söyledim o. Buradan bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Bir divan üyesi olarak söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim. Bir Beşiktaşlıyım. Ama tablo
Ahmet Nucebi Başkan gidecek gibi değil. Gidecek gibi değil şeyle. Valerian'la gidecek gibi değil. Baktım bitmiş. Ümraniye maçına protestolarla çıkar Ertem. Evet. Zaten şu anda Sabiha Gökçen'e protesto için Ümraniye gidiyorlar. Maçına protestolarla çıkar. Ümraniye maçına protestolarla çıkar. Ne için gidiyorlar Sabiha'ya? Onun için protesto. Yok ya, isterseniz Beşiktaş'ı toparladık. İsterseniz başka gündeme geçerim. Çok fazla sabrımız taşırmayayım artık. Ben sizi dinliyorum çünkü. Yani evet, yani şimdi oradan eğer erken gelirlerse havalimanından da görüntüler vereceğiz. Belki belki o da. Çünkü emniyet güçleri de şu anda tabii haliyle orada önlem alıyorlar. Sen ne diyorsun Ertan? Ben seni de merak ediyorum bir Beşiktaşlı olarak. Ya ben Sinan abi gibi düşünüyordum. İlk başta kalmasından yanaydım. Aynı ama istikrar, yok ama öyle tutmuyor. Bir şey yok. Yani hani tutmaz. Bu yok, değil mi? Güneşe kar dayanmaz yani. Hani tutmaz. Mümkün Okan değil. Buruk gibi değil abi. Yok, Okan Buruk da Valer İsmail aynı konuşamayız. Okan Hoca'yı anlattılar. Yani şimdi biraz önce Abdülkerim abi dedi ki. Yalnız bence şu Katar'dan ötürü ona bir Şubat'a kadar süre tanırlar. Bence tanımazlar abi. Bak ben sana söyleyeyim. Ümraniye maçına bana gelen bir bilgi var, netleştiremiyorum. Yani netleştiremiyorum. Teyit alamıyorsun. Yani teyit alamıyorum. Teyitleyemiyorsun. Yönetim, yani Valeri İsmail yönetim ve Ceyhun Kazancı'ya birkaç futbolcunun ismini vermiş. Bunlarla devam edilmesin diye. Yani kadro dışı bırakılsın diye. Yani futbolcusunu satmaksa... Valerian mı demiş? Evet, Valerian İsmail demiş. Hatta açıklaması da var yani bir tane hani. Bir getirebilir misiniz ekrana? 3-4 tane futbolcusuyla ilgili olarak açıklaması varmış. Şimdi Volkan Demirel diyor ki maçtan sonra, Abdülkerim abiyle konuştuk maç öncesinde. Hı. Şey, maç sırasında. 60. dakikadan sonra diyor Beşiktaş'ın oynayamayacağını, düşeceğini ben biliyordum diyor. Maçı ikiye böldüm diyor Sinan abi. 45-45 demiyor. Ertom. 60-30 diyor. Öyle böldüm diyor. Ertom. 60'tan sonra önlemlerimizi aldık diyor. Bunu Valerian İsmail bilmiyor alınan, işte. Alınan oyuncuları Valerian İsmail ile beraber Ceyhun aldı. Ceyhun Kazancı aldı. Alınan. Bana alınan oyuncuların hangisinin transferinde hangisinin kötü olduğunu söylesinler bana birisi. Yeteneksiz iyi değilsinler. Getson mu kötü oyuncu? Muleka mı kötü oyuncu? Getson Vegos kötü oyuncu mu? Sinan abi. Ha? Türkiye'de herkes kral çıplak oynuyor. Getson kötü oyuncu. Getson oynayamıyor. Yani Getson futbolcu falan değil yani. Bak, yani bir şey Getson futbolcu ben futbolcu abi değil. Hiçbir şey görmüyorum abi. Ben tamam. Seyredemiyorum ki. Senin fikrin bir şey. Galatasaray'la tamam, Beşiktaş evet. Savaş ettiler ya Getson için ya. Bak, İki kulüp savaş çıkardı tamam, Beşiktaşlılar. Getson, birbirlerini kızdırdılar Getson için. Doğru. Beşiktaşlar aynı fikirde değil Getson. Yani Beşiktaş'ta bana ya Redmond mu kötü oyuncu? Bir tane bana söylesinler. Şu futbolcu Beşiktaş'ın oyuncusu gibi. Sinancığım bir şey ben... Ama performans önemli. Ama yani. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Redmond iyi oyuncu. Masuaku sol bek iyi oyuncu. Sorun burada. Bunlar sadece iyi oyuncu. İşte Beşiktaş o... büyük takım. Evet. İyi oyuncu. Alanyaspor'da da ben sana 10 tane iyi oyuncu sayarım. Bak, i̇yi oyuncu ne demek? Büyük takıma ama... büyük oyuncu lazım. Ha, bunlar bak, büyük oyuncu mu? Masuaku oyuncu... büyük oyuncu değil. Redmond büyük bak, oyuncu değil. Hayatlarında Redmond... hiçbir zaman olmadılar. Olamayacaklar. Salih Uçak büyük oyuncu değil. Hiçbir zaman büyük oyuncu Getson olmayacak. Büyük oyuncu mu Abdülkerim? Ya Galatasaray'da bir sene çok iyi oynadı. Galatasaray seyircisi de Getson'a acayip takıldı. Bakın, anladın mı? Bu oyunculara baktığın bunlar, zaman... Sinancı büyük oyuncu başka büyük bak. Oyuncu, bak. Büyük oyuncu derken iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Kötü oyuncu değil. Ama işte yetmiyor diyemeyiz. Ya. Ama önemli olan sahadaki performansı. Anlıyorum. Bakın sahadaki performansı. Ya, Sinan Masuaku performansı veriyor. Elindekinin acil. En iyisini veriyor. Ama evet. Masuaku'dan bu kadar çıkar. Fazla çıkmaz. Abdülkerim yani Beşiktaş sol bek Adriano vardı biliyorsun değil mi? Barcelona'da. Evet, abi, şimdi onları gören bir insana Masuaku büyük futbolcu olmaz. Ama o kadro uzay kadroydu. Evet, onu söylüyorum. Onun için Beşiktaş'ın bence süper futbolcuya ihtiyacı var. Beşiktaş'ın süper futbolcusu yok. En süper futbolcusu genel baksan sağlam bir Gezal gibi aynen duruyor. Öyle. Başka? Bir dakikalık 60 saniyelik. Şey mesela Josef niye kötü oynuyor? Bak bunlar tartışılır. Evet. Tamam. Bir saatlik, ama bir saatlik editoryumuz var. Bir girsin. Yani. 60 saniye sonra beraberiz. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin bugün konuştuğu Galatasaray-Fenerbahçe saha içerisindeki mücadelesinden çok saha dışındaki mücadele. Sayın Ali Koç bugün çok çok önemli bir açıklama yaptı. Yani bazen çok kısa yapılan açıklamaların önemi çok büyüktür. Çok çok büyüktür. Çok büyüktür. Bunu belirtelim. Bu arada şunu da altını çizerek belirtiyorum. Dün defalarca söylememe rağmen herhalde bir yerlere ulaşmadı. Bir kez daha ulaşması için söylüyorum. Sayın Erden Timur dün demişti ki biz bir adalet yürüyüşü başlatmak istiyoruz futbolda. Adalet için. Ama bunu Sayın Ali Koç'un ben dün de söyledim.
Görüntüyü yetiştiremedik. Dün de söylemiştim. Sayın Ali Koç bunu daha önce söyledi. Daha önce anlattı. Daha önce hadi beraber olalım demişti. Sayın Ahmet Nurçebi hakemlerle ilgili daha önce demişti. Hadi şöyle olsun böyle olsun diye. Bugün Sayın Ahmet Nurçebi de söylemişti. Bir öncelikli olarak Sayın Ahmet Nurçebi'den önce Sayın Ali Koç'un o adaletle ilgili konuşması hazır mı Emir? Hazırsa onu vereceğiz. Çok çok önemli. Çünkü Sayın Erden Timur konuşmuştu. Demişti ki biz adalet peşindeyiz. Futbolun adaletiyle ilgileniyoruz. Önce bir Sayın Erden Timur'u verelim o zaman. Sonrasında da Sayın Ali Koç'u verelim. Tarihli bir şekilde. Evet. 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 Geliyorum. Hadi bakalım. Geliyor şu anda Sayın Başkan'ın konuşması, Sayın Erden Timur'un konuşması. Şimdi tabii haklı olarak Fenerbahçe Kulübü de içten içe diyor ki biz söyledik, neredeydiniz o zaman diyor Galatasaray Kulübü'ne. Bilmiyorum, bana Türk millete inanır mı? Sizler inanırsınız da beni izleyen adamlar, benim bir gizli insanlar, aziz seyirciler. Benim bir gizli ajandam yok diye düşünün, hakikaten de yok. Bakın size Türk futbolunun son 20 senesini anlatayım. Hocam sana bu toplumun bence %60'ı inanır. Bak %40'ı da inanmaz. Tamam, yani yapabileceğim bir şey yok. Yani çıkıp da sokakta bana inanır diye. İnanır mı diye durdun ya, sordun ya. Ben bir tahminimi söylüyorum. Tamam. Hani mesela Sinan'a diyelim %70 inanır, %30 inanmaz. Birinci yalan. Öyledir yani. Birinci ben yalan. Takip Türk milleti kadarıyla. Sizi kandırıyorlar. Rasim'e %90 inanmaz, %10 inanmaz. Türk futbolunda adalet istiyorum diyen, Türk futbolunda adalet istiyorum diyen hiç kimseye inanmayın. Hiçbir kulüp başkanına inanmayın. Adalette isteyen... Erden Timur abi. Kardeşim bir müsaade. Kesersen ben kalkıp gidip yiyeyim o zaman. Ya yeter. Tamam. Türk futbolunda belki insanlar temiz ama Türk futbolunda adalet istiyorum diyen hiç kimseye inanmayın. Onun açılımı şudur. Hakemler benim aleyhimde davranmasın. Mümkünse de lehime davransınlardır bunun açı. İki. Merkez Hakem Komiteleri ve Futbol Federasyonları. Asla ve asla Rahmani... Genel ortalama konuşuyorum. Rahmani insanlardan oluşmamışlardır. Yani ama şu, rüşvet, avanta karşılığında bir maçı manipüle etmek amacıyla değil. Rüzgar gibi gibidirler. Siyasi iktidar ne verirse dönerler. Kulüp, hangi kulüp başkanı bağırırsa, güçlüyse kulüp başkanı ona dönerler. Bunların örneklerini yaşıyoruz. Hiç bu işin Galatasaray'ı, Fener'i, Beşiktaş'ı yok. 8 yıldır. Ve maalesef. 8 yıldır bize hiç dönemedi hocam. Evet. Ya. Hayır söylüyorum tabii. Hiç bize dönemedi. Çünkü niye dönemedi? Bir sene döndü işte bu sene. Hayırlısı Fenerbahçe şampiyon müsaade bitti. Müsaade et. Bitti hocam. Evet hocam. Buyur hocam. Bitti, hayırlı olsun. Son 30 yılda Türk hakemliğini genelde kullanmış olan takım Galatasaray'dır. Zaman zaman Sinan zamanı hakemler falan diyorum. Bir de tabii takımın iyi olacak. Şimdi ben Sayın Erden Timur'a söylüyorum. Sinan'a da bu olarak sana da söylüyorum. Bazı hakemler vardır konsomatris gibidirler. Bazı hakem vardır kemiktir. Bazı hakemler vardır şahsiyetlidir. Konsomatris tipindeki hakemlere biz operasyon çocuğu hakemleri diyoruz. Operasyon çocuğu olmak kötüdür. Konsomatrise kızamam, kader kurbanı kızlarımızdır. Bir şekilde hayatlarını yaşarlar. Konsomatris. Gülme. Şimdi soruyorum. Abi abi gülüyor. Evet, ama Sabri Çelik ve Murat Ulgaz kurnazlık yapıp bu hafta ligin içine ettiler. Sebebi şu. Sabri Çelik tek kişiden korkar. Başkandan. Futbol Federasyonu Başkanı tek kişiden korkar. Sayın Cumhurbaşkanı. Bir de çok böyle güçlü olan, şirretçe bağıran kulüp başkanından korkar. Tamam sen. Bu yıllardır böyle. Yani Mehmet Büyükekşi'ye bugün Sayın Cumhurbaşkanı yapmaz ya. Açsın telefonu. Varı da kaldır, MHK'yi de değiştir dese emredersindir. Çok açık. Bak sen olduğu gibi tabloyu koyuyorum. Şimdi dün ne oldu? Ali Palabıyık, sen benim için sıfır bir adamsın. Bugün maçı tekrar alacağım. Dün maçta Ali Palabıyık bilerek ve isteyerek Galatasaray'ın üzerine gitti. Buna rağmen Galatasaray maçı kazanabilir. Bir dakika hocam, ona gelmeden önce emredersin Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya. Evet. Sen demez misin, ben demez miyim? Onu demeyecek birisi var mı? Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Kim diyor emredersin? Ben şahsen. Sayın Mehmet Büyükekşi. Ha, şimdi ben niye MHK başkanlığını son 10 yılda 15 yılda en az 5 defa teklif gelmesine rağmen kabul etmediğimi anlayayım.
Şimdi yapılacak bir şey var. Bir bakan arıyor. Hasan'ı klasman çıkartalım. Hı-hı. Hak etmiyorsa çıkartmam. Ondan sonra ben kötü kişi oldum. Başım derde girer. İyisin bu işlere hiç bulaşma dedim abi. Evet, güzel. Devam evet, ediyor. Devam ediyor. Allah Allah. Ali Palabıyık. İzledim seni. Bak. Sen haklısın. Sana muhtemelen talimat verirdi. Bazı başkanlar vardır. Mesela şimdi Dursun Özbek'te Erden Tübur Mehmet Büyükeşi'yi bastı ya şeyini. Hı-hı. Bastı demeyelim. Gittiler şey yaptılar. Hı-hı. O demiştir tabii düzelecek demiştir. Ama bazı adam çok kibar bir şekilde gidere intikamla cevap verir. İntikamla cevap verir. İnadına yapar. Ali Palabıyık bu maşa inadına verildi. Ve Ali Palabıyık'a şu denmedi. Asla böyle bir şey. Galatasaray puan kaybetsin. Hayır. Burnundan kıl aldırma esmer. Tekrar söylüyorum Ali Palabıyık. Bütün şeyler diyor. Saşa boyayın atılması kesinlikle hatalı. Kesinlikle. Ya, skandal hocam hatalı bir yeterli mi? Müsaade. Skandal başka. Hatalı %100. İki, VAR'ın müdahale etmemesi kesinlikle hatalı. Öteki detaylara girmiyorum. Alanya'nın verilmeyen penaltısı var. Hep bu anlar muallak ama bana göre var. Ali Palabıyık'ın operasyon çocuğu olduğunu gösteren bir tek hareket var. Bir tek hareket. Maç 2-2 olmuş. Saşa Boye'yi hatalı atmışsın. 2-0'dan maç 2-2 olmuş, yangın yerine dönmüş. Abdülkerim Bardakçı niye oyundan atılır? Bak o da flu bir hareket. Çok net bir kırmızı kart hareket değil. Abdülkerim Bardakçı'nın hareketine kimse bana %100 kırmızıdır demiyor. Bilekle karışık ayağına basıyor. Şiddeti evet. De öyle çok fazla değil. Ha bu ne bekliyor musun? Öyle bir emir almış ki bazen gerizekalı bir insana, bunu Ali Palabıyık için söylemiyorum. Gerizekalı bir insana bir talimat verirsin. Gerizekalı olduğu için vur dersin öldürür. Doğru. Vur genelde iyi hakemlere talimat gider. Tabii ki açık konuşuyorum. Doğru, dün doğru söylüyor. Ali Palabıyık, zaten Ali Palabıyık dün sadece operasyon çocuğu değildi. Ali Palabıyık geçen sene de Rize Galatasaray maçında operasyon çocuğuydu. Neydi? Operasyon çocuklarını. Bir gün gelir, tetikçi gibidirler. Bir gün A grubu kullanır. Bir gün B grubu kullanır. Bir gün gizli servis kullanır. Niye hocam kullandırıyorlar kendilerini? Adı üzerinde. Ama, neden kullandırıyorlar? Ama, ben şeyim diyor. Şimdi bunu söyleyeceğim. Burası kahve ya, o neden, zaman. Hocam o neden ihtiyacı? Operasyon çocuğuyum diyor. Hocam. Neden ihtiyacı var? Bir dakika. Bakın tekrar söylüyorum. Can delin. Geçen sene döve kıra kıra. Galatasaray'ı maçı kazandıran Ali Palabıyık bu talimat üzerine ki onun üzerine zaten hakem harekatı Tahir Kıran var ya onun üzerine patladı. O alenen bir operasyondu. Şimdi operasyoncuda gel dediler gel. Seni o zaman kullandılar. Şimdi seni yarın yani bugün bilmem ne cinayet için kullanılan tetikçi yarın başka bir cinayet için kullanılan. Suikast ya suikast. Dün Ali Palabıyık yaptı. Operasyon çocukluydu. Saşa Boy attın hepsini. Bunu nasıl ispat edersin dersen psikolojik olarak maç 2-2'ye geldikten sonra Abdülkerim Bardakçı yatıyorsan bunun adı bilmem nesine şeyle başlayan üzerine gidiyorum. Çünkü talimat demiş ki eş bunlar. Bu talimatı kim verdi bilmem. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra geliyoruz. Sevgili seyirciler Fenerbahçeli futbolcuların. Ama bak abi. Fenerbahçeli futbolcuların. İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz. Eline yüzüne bulaştırıyor. Bunu o görüntüler akıllı geçmişte yapan hakemler vardı. Hocam sana bir görüntünün başını göstereceğim. Sadece söyleyeyim mi? Bir görüntünün başını dağarında göstereceğim. Seni duygusallaştıracak bir görüntü. Geçen senede Zorbay Küçü'ye Fener-Trabzon maçında Fener'in burnuna eş talimatı gitti. Hocam sana bir şey söyleyeceğim. Biraz duygulanacaksın ama. Ne? Görüntünün birazını seyrettirebilir miyiz? Ama kızmak, darılmak yok. Reklamdan sonra ne bak seni ne bekliyor. Ahmet Çakal söz ver hocam. Duygulanmaz ya. Söz ver hocam. Söz ver. Duygulanır mısın? Kızmak falan yok. Ki. Kızmayacaksın. Bak bir görüntü gelecek ekrana ya şimdi. Ya niye kızsın adam duygulanmayacak şey ya? O seni aramış Mehmet abi. Sen niye duygulanacak bak, diyorsun ya? Hocam bir görüntü getireceğiz ekrana. Senin de ağzına da bakla ıslanmıyor o ya. Bir görüntüyü verelim. Bir görüntüyü eyvah. Verelim. Eyvah. Kapat! Kapat şunu! Hayır, kapat hayır. Şunu! Hayır. Kapat şunu! Hafif oynatır mısınız? Abi, hafif göster, oynatır göster, mısınız? Göster, reklama göster, git, reklama git. Ne oldu? Ne oldu? Hafif oynatır mısınız? Kapat şunu! Hafif oynatır mısınız? Göster, hafif oynatır mısınız? Hafif oynatır. Kapat hocam, şunu ya. Hocam tanıdın mı kardeşin Mehmet Çakar? Göster. Bir verin, bir verin, bir verin. Öyle gidelim reklama. Gel, bir gel, gel, verme, göster. Verme abi. Verme, vallahi i̇şte gelmez. Reklama gidiyoruz, reklamdan sonra gelin. Hocam, ama ben sana kızma dedim. Reklama gidelim. Bu da göç hayranı.